Bu hafta önemli veriler açıklanacak. Hem ekonomiyle ilgili hem de şirketlerle ilgili. Bunlar da borsalar üzerinde çok ciddi etkili olacak. Bu etkileri ayrıntılı bir şekilde bu videoda sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Hepiniz hoş geldiniz. Öncesinde minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bundan sonraki günlerde elimden geldiğince Instagram adresim üzerinden sizlerle canlı yayınlarımı paylaşmaya çalışacağım. Saat 11 gibi bir canlı yayınımız olacak Instagram sayfamızda. Eğer ki katılmak isterseniz beni Selçuk Geçer alt çizgi adresinden takip edebilirsiniz Instagram'da. Zaten açıklamalar bölümünde sizlerle paylaşacağım bu adresi. Bu adresten beni takip ederek Instagram'daki canlı yayınlarımızda olabilirsiniz. Burada soru cevap yapabiliriz, sohbetler yapabiliriz. Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra neden özellikle bu haftaki veri akışını sizlerle paylaştığımı anlatmaya çalışayım öncelikle. Bakın, enflasyon verileri açıklanacak. Amerika ve Avrupa bölgesinin faiz oranlarıyla ilgili kararlarını göreceğiz. Çarşamba ve Perşembe günleri ekonomik krizin boyutlarının parasal genişlemelerle ya da faiz indirimleriyle bir türlü çözülemediği böyle bir dönemde bence faiz indirimlerinin çok da büyük bir etkisi olmayacak. Onun için Amerika faiz indirse de indirmese de ki Avrupa Birliği de faiz indirse de indirmese de çok büyük bir etkisi olacağı kanaatinde değilim. Diğer taraftan zaten faiz oranlarının da dip seviyelerde olduğunu biliyoruz. Bu iki verinin de bu hafta için çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Ama Amerika'nın büyüme verisi bence çok önemli. Çin'in PMI verisi bence çok önemli. Tüketici güven endeksleri bence çok önemli. Ekonomik güven endeksleri bence çok önemli. Çünkü ekonominin gidişatını bize çok net bir şekilde tarif ediyor. Diğer taraftan şirketlerin bilançoları bu dönemde çok önemli. Şirketlerin ne kadar karlı oldukları, olmadıkları ya da zararları önümüzdeki süreci bize tarif edeceği için. Ekonomik krizin boyutlarını bize tarif edeceği için, dolara, altına talep olup olmayacağını bize göstereceği için önemli. Tabii ki borsalar üzerinde de ciddi bir baskı oluşturacak. Bu iki veriyi çok önemsiyorum. Peki verilere şöyle kısaca bir bakalım. Amerika ve Euro bölgesinde çarşamba ve perşembe günleri büyüme verileri açıklanacak. Amerika'nın 3.9 oranında daralması bekleniyor. Avrupa'da da çok ciddi bir daralma bekleniyor. Hemen ertesi gün, yani çarşamba günü Amerika büyüme verisini açıkladık. Sonraki günde Amerika'da işsizlik maaşı başvuruları ile ilgili veri açıklanacak. Bence bu da çok kritik bir veri. Amerika'nın daralmasını çok net gösteriyor. İşsizliğin nereye doğru gittiğini gösteriyor. Yoksullaşmanın nereye doğru gittiğini gösteriyor. Hem Amerika'da hem tüm dünyada. Bu anlamda bu veriyi de yakından takip edeceğiz. İlk iki haftada 10 milyona yakın insan işsizlik maaşı başvurularında bulunmuştu Amerika'da. Son iki hafta içerisinde de yine işsizlik maaşı başvurularının aynı oranda devam edeceği düşünülüyor ve Nisan toplamında 20 milyon kişinin neredeyse Amerika'da işsizlik maaşı başvurularına başvuracağı düşünülüyor. Bu da reel sektörün Amerika'da nasıl ciddi bir darboğazda olduğunu gösteriyor ve finans sisteminin de nasıl ciddi bir sıkıntıya girebileceğini gösteriyor. Perşembe günkü o veri de bizim için çok önemli olacak. Amerika'da işsizliğin %10'ların üzerine çıkabileceği konuşuluyor. Avrupa Birliği ülkelerinde işsizliğin %10'lara varacağı, belki geçebileceği konuşuluyor. Türkiye'de işsizliğin %30'lara varabileceği konuşuluyor. Tüm dünyada 165 milyon insanın işsiz kalabileceği konuşuluyor. 400 ila 600 milyon insanın bu süreçte yoksullaşacağı konuşuluyor. Bunlar çok kritik konular. Bunun böyle olup olmayacağını gösteren bir yol haritası olacak bu veriler. Tabii sadece Amerika ve Avrupa'da değil, diğer ülkelerde de yine önümüzdeki haftada büyüme verileri, faiz verileri, enflasyonla ilgili raporlar, veriler açıklanacak. Bunları da yakından takip edeceğiz. En azından gidişatın ne olacağını görmek ve sizlere daha doğru bir yol haritası sunabilmek adına. Bir başka önemli konu ki Amerika'nın daralmasını, ekonomisiyle ilgili sıkıntıları net bir şekilde gösteriyor. Çünkü en önemli ticari partnerlerinden birisi Amerika'nın, Meksika'nın büyüme verisi gelecek arkadaşlar. Meksika'da da %9'luk bir daralma bekleniyor ki eğer ki Meksika %9 oranında daralırsa, bakın Güney Amerika'nın ikinci büyük ekonomisinden bahsediyoruz. Bu Amerika'daki daralmanın çok daha büyük olacağını gösterir. Yani 3.9'dan çok daha fazla olacağını gösterir. Bu daralmanın önümüzdeki süreçte de devam edebileceğini gösterebilir. Bu anlamda Meksika'yı da yakından takip etmek gerekiyor. Yani salı günü, çarşamba günü, perşembe günü bol bol bu konuları konuşmaya devam edeceğiz. Gelen verilere göre gidişat nasıl olabilir, bunları da konuşmaya devam edeceğiz. Benim tahminim arkadaşlar, Amerika'daki ve Avrupa'daki büyüme verileri söylendiği gibi gelir.
gelirse ya da ondan daha kötü gelirse dolara ve altına olan talep daha da artacaktır. İnsanların tasarruf eğilimi daha da artacaktır. Çünkü kriz algısı biraz daha oturmaya başlayacaktır. Bu da borsalarda sert satışları doğal olarak Türkiye'de BIST'te de sert satışları beraberinde getirebilir. Şu anki 100 bin seviyesine çok fazla kanmayın derim. Çok sert satışlar yakın zamanda gelebilir. Fırtına öncesinde büyük bir sessizlik yaşıyor olabiliriz sevgili dostlarım. Dolarla altına baktığımızda evet altının onsunda çok hafif bir geri çekilme var. Ama yarından itibaren oluşacak kriz algısıyla birlikte altının onsunda yukarıya doğru hızlı hareketler görebiliriz. Dolarda da Türkiye'de özellikle doların sıkışıklığı nedeniyle 7'nin üzerinde bir dolar hareketi görebiliriz. Bakın çeşitli yardımlar alacağız falan diyorlardı bize. En son Dünya Bankası'ndan gelen yardım 100 milyon dolar. İnanın çok komik bir yardım. Ki bu sadece hastalık için kullanılacak. Başka hiçbir alanda kullanılmaması gerekiyor. 100 milyon dolar emin olun dişinizin kovuğuna bile gitmez. Türkiye gibi bir ekonomik yapıya baktığınız zaman bizden çok daha küçük ekonomiler için bile önemli olmayan bir paradan bahsediyoruz. Keza zaten IMF ile anlaşmıyoruz. Fed ile swap yapsak bile oradan da 3-5 milyar dolar gelecek. Yani anlayacağınız Türkiye'deki dolar sıkışıklığı devam edecek. Dolara olan ihtiyaç giderek artacak. Dış borç ödemelerinden dolayı özellikle. Bu da Türkiye'nin sıkıntısını büyütecek ve dolardaki yükselişi de tetikleyecek. Peki başka ne açıklanacak? Hem Türkiye'de hem dünyada tüketici güven endeksleri ve ekonomik güven endeksleri açıklanacak. Bu da tüketicinin ekonomiye ne kadar güven duyduğunu gösteriyor. Dramatik düşüşler var bakın. Ciddi düşüşler var ve bu düşüşler önümüzdeki süreçte eğilimin tasarrufa doğru giderek artacağını bize gösteriyor. Altına ve dolara olan talebin artacağını gösteriyor. Ekonominin her geçen gün biraz daha daralacağını, reel sektörün daha da büyük sıkıntılara girebileceğini, finans krizinin de büyüyebileceğini gösteriyor bize. Bu iki veriyi de yakından takip edeceğiz. Japonya'da işsizlik verileri açıklanacak. İngiltere'de perakende satışlar açıklanacak. Kanada, Fransa, Euro bölgesi, Tayvan, Litvanya, İspanya'da büyüme verileri açıklanacak. Perşembe Almanya'da işsizlik verileri açıklanacak ki bence en kritik verilerden birisi bu. Çünkü Almanya Avrupa'nın ve dünyanın en önemli ekonomilerinden birisi ve sanayisinde çok ciddi daralma var. Bu daralma işsizliğe ne şekilde yansıdı onu hep birlikte göreceğiz. Bütün yardımlara, bütün desteklere rağmen. Euro bölgesi İspanya ve İtalya'da enflasyon açıklanacak Perşembe günü. Amerika'da PMI açıklanacak bence çok kritik bir veri ama daha önemli bir veri Çin'de PMI açıklanacak. Biliyorsunuz dünyanın üretim merkezi Çin ve orada PMI'de ciddi düşüşler olursa anlayın ki fabrika üretimleri hala yavaş seyretmeye devam ediyor. Bu da dünyadaki ekonomik daralmayı bize çok net bir şekilde gösterecek. Çin'deki PMI'yi ben Amerika'daki PMI'den daha fazla önemsiyorum. Şu anki süreç için. Onun altını özellikle çizmek istiyorum. Ve bu veriyi de çok yakından takip edeceğiz sevgili dostlar. Ve şimdi son olarak gelelim bilançolara. Bilançolar da çok önemli. Özellikle Amerika'dan gelecek bilanço ve karlılık rakamları çok önemli. Çünkü onlar da reel sektörün durumunu ortaya koyacak. Fiili şirketlerin durumunu ortaya koyacak. Ve fiili şirketlerin karlılıklarında dramatik azalmalar ya da zarar tabloları aslında borsalarında satış baskısı altına girmesini beraberinde getirecek. Yine altına ve dolara olan talebi arttıracak tüm dünyada. Şu genel olarak tüm firmaları sizlerle bir paylaşayım. Salı günü, çarşamba günü ve perşembe günü açıklanacak bu bilançolar ve karlılık oranları. BP, HSBC, USB, Turkcell, Akbank bunlar hem dünyadan hem Türkiye'den şirketler. Barclays, Deutsche Bank, Tesla, Samsung, Facebook, Garanti Bankası, Royal Dutch Shell, Amazon, Apple, Yapı Kredi, Caterpillar, 3M, Pfizer, Ford, Boeing, General Electric, Mastercard, McDonald's, Comcast, Twitter ve Kraft Heinz gibi şirketler bilançolarını ve karlılıklarını açıklayacaklar. Arkadaşlar bu şirketlerin %99'u büyük ihtimalle çok ciddi kar düşüşü açıklayacak. Bunların arasında McDonald's da var, bunların arasında Apple da var, bunların arasında Samsung da var. Kim kar açıklayabilir? Amazon kar açıklayabilir bana göre bunların içerisinde. Apple'a bakıyorum, Samsung'a bakıyorum. İlk etapta bunların kar açıklayabileceğini düşünebilirsiniz. Kar açıklasalar bile karlılık oranları çok ciddi manada düşecek. Bir sonraki tabloda zarar görebiliriz. BP, HSBC gibi yine önemli şirketler, finans alanında ve enerji alanındaki şirketlerde de yine çok düşük karlar ya da zarar tablolarıyla karşı karşıya kalabiliriz. Bunu neden söylüyorum? Bütün borsalarda, başta Amerikan borsaları olmak üzere çok ciddi bir satış baskısı
baskısıyla karşı karşıya kalabiliriz ve bu satış baskısı, borsalarda yaşanacak bu satış baskısı kriz algısını biraz daha arttıracaktır. İnsanların tasarruf eğilimini biraz daha arttıracaktır ve doğal olarak da insanlar en risksiz gördükleri alan olan dolarla altına yüklenmeye devam edecekler gibi görünüyor. Bunun yanına bir de parasal genişleme dalgasının devam etmesi durumunda, ki böyle bir beklenti var hem Amerika'da hem Avrupa'da, parasal genişleme dalgasının devam etmesiyle yine altın ve dolara olan talep artacak gibi görünüyor ve bu altının onsunda yeni rekorları beraberinde getirebilir. Türkiye'de dolarda ve gram altında da sert yükselişleri beraberinde getirebilir. Şu anda yapacağımız tek şey beklemek, görmek, pozisyonumuzu bozmamak, uzun vadeli davranmak, kısa vadeli işlemlerden uzak durmak, heyecanlanmamak, sakin olmak, her zaman söylediğimiz gibi. Evet, bunların hiçbiri elbette yatırım tavsiyesi değil. Ben olabildiğince sizlere bir yol haritası sunabilmeye çalışıyorum. Bu yol haritasını kendi fikirlerinizin süzgecinden geçireceksiniz ve son olarak da kendi kararlarınızı kendiniz vereceksiniz. TL'de kalmak istiyorsanız TL'de, dolarda altında kalmak istiyorsanız dolarda altında, borsaya girmek istiyorsanız da borsada işlemlerinize devam edeceksiniz. Bu tamamen sizin vereceğiniz bir karar. Bir kez daha hatırlatıyorum sevgili dostlarım. Yarından itibaren saat 11 itibarıyla Instagram canlı yayınlarımız başlıyor. Selçuk Geçer alt çizgi adresinden beni takip edebilirsiniz. Açıklamalarda ve videonun altındaki bölümde sizlerle adresi de tekrar paylaşacağım. Buradan beni takip edebilirsiniz ve canlı yayınlara katılabilirsiniz. Burada hem elimizden geldiğince soru cevap yapacağız hem de sizlerle fikirlerimizi gün be gün paylaşmaya çalışacağız. Keyifli bir sohbet ortamı yaratacağımız kanaatindeyim. Evet, bu videonun da sonuna gelmişken bir kez daha hatırlatayım. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Hepsini teker teker okuyorum. Abone olursanız ailemiz daha da hızlı gelişir ve büyür. Eğer ki videomuzu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın ve eğer ki destek vermek istiyorsanız da katıl butonuna basarak oradaki üyelik seçeneklerinden birisine katılabilirsiniz. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.